müdürlerim, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler ve saygıdeğer velilerimiz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Senato'nun kapanış programına hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, protokol konuşmaları, Kafkas halk oyunu gösterisi, sportif faaliyetlerde başarı gösteren öğrencilerimizin ödül töreni, 4. sınıflar birincisinin konuşması, koro dinletisi, 1 F sınıfı öğrencimizin şiiri, papatya gösterisi, 4 F sınıfı öğrencimizin şiiri, kapanış. Saygıdeğer konuklarımız, sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve eğitim şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşuna ve takibinde istiklal marşımızı söylemeye davet ediyoruz. Çocuklarımızın gelişimine etki eden faktörlerin en etkilisiyiz. Bunun bilincinde olarak birlikte çalıştığımız süre içinde onlara en iyiyi, en doğruyu ve en güzelini vermeye çalıştık. Onlarla yorulup yine onların tatlı bakışlarıyla dinlendik. Her insanın bir değer olduğu inancı içinde yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmeye gayret ettik. Çünkü bireylerin gizli kalan yetenekleri toplum için ziyan ve israftır. Esas olan bireyin kabiliyetine göre yön verip üretkenliğini sağlamaktır. Bu inançla eğer hayatlarına bir pencere açıp temellerine birkaç damla su, ufuklarına bir tutam ışık olduysak ne mutlu bizlere. Sevgili öğrenciler, bir yaşam merdivenine tırmanmaya başladığınız bu andan itibaren sizin için yeni bir hayat başlamaktadır. Geleceğinize bir ışık tutar umuduyla son bir ders olarak bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Tüm yaşam sürecinin içinde sürekli okuyun. İlmin en doğru yol olduğu bilinci içinde olun. Kendiniz ve başkalarıyla yarışın. Kendi mutluluğunuzla yetinmeyip toplumun mutluluğu için de çalışın. Birbirinizi sevin ve paylaşmayı bilin. Fikirlerinizi demokratik zeminlerde tartışın. Başkalarının fikirlerine saygılı olun. Kendinize güvenin. Güvensizlik insanları başarısız kılar. Vatanınızı ve milletinizi sevip yükselmesi için çalışın. Annenize, babanıza ve büyüklerinize karşı saygılı olun. Sizleri bu duygularla birer çiçek tohumu olarak yurdun tüm semalarına serpiyoruz. Düştüğünüz her yerde sevgiyi, saygıyı, kardeşliği ve barışı yeşertiniz. Sizleri güzel ve yararlı işlerde görmek emeğinizin semeresi olacaktır. Tüm yaşamanızın değerli ailelerinizle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu geçmesini diliyor. Sizleri çok seviyoruz.
Konuşmama baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün birkaç sözüyle bitirmek istiyorum. Büyük işler, önemli girişimler ancak ortak çalışma ile sağlanır. Zafer, zafer bizimdir diyebilenin, başarıya ulaşacağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir. İlk öğretim davası insan olma, millet olma davasıdır. Hepinize iyi seyirler diliyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Yeşilyurt'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, kıymetli belediye başkanım, değerli okulumuz arkadaşlar, kıymetli velileriniz ve ülkemizin geleceği sevgili yavrularımız, hepinizi ben de seviyor, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güçlü Türkiye'mizin yarınlarını daha da güçlü hale getirebilmek için Zeytinburnu'nun ailesi olarak kaymakamımız, belediye başkanımız, okullarımız, müdürlerimiz ve bütün velilerimizle beraber eğitim öğretim kalitesini yükseğe taşıma, fizik anlamdaki çalışmaları, okullarımızın gelişimini daha da sağlıklı getirme noktasında bütün gayretlerimizle, çalışmalarımızla devam ediyoruz. Bunların semerlerini de almaya başladık. Geçen gün Sayın Kaymakam, Belediye Başkanım, özellikle benim bir hedefim var projesi kapsamında İstanbul genelinde, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde yapılan bütün yarışmalardaki kazanılan ödülleri de vermiş olduk. Tekrar ben bütün arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürü Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, özellikle Belediye Başkanımız ve ekibi gerçekten eğitim ve öğretim adına gece gündüz demeden okulların iyileştirmesi, boyası, badasını, tadilatı, tamiratı, bu konuda gerçekten mükemmel, Türkiye'ye örnek bir çalışma yürütüyoruz Zeytinburnu'nda. Dolayısıyla ben eğitim camiası adına teşekkür ediyorum başkanımıza ve ekibine. Sayın Kaymakamımız her zaman bizim yanımızda, her programımızda yanımızda, sürekli projelerimizi destekliyor. Dolayısıyla kendilerine de eğitim camiası adına teşekkür ediyorum. Şunu da ifade edeyim. Tabii sevgili çocuklarımız, öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz, bunlar elbette ki biz mevcuda razı değiliz. Mevcudun en iyisini yapmak zorundayız. Eğer ülke olarak, millet olarak, devlet olarak daha ileriye gitmek istiyorsak, şu andaki mevcuda razı olmadan bunlar yeterli ama daha yükseğini yapmamız gerekiyor. Bu konuda ben bütün eğitimci arkadaşlarıma güveniyorum. Siz kıymetli velilerimize güveniyoruz. Ve özellikle öğrencilerime güveniyorum. Evet, yoruldunuz, çalıştınız. Bugün karnelerinizi alıyorsunuz. İnşallah tatilde bol bol dinlenirsiniz ancak Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu bir uygulama var. Özellikle okul öncesinde okula gidemeyen çocuklarımız var. Bu çocuklarımız için yaz okulları açtık bütün okullarımızda. Belediyemiz de o konuda zaten bizi destekliyor. Dolayısıyla buradan velilerimize duyuruyoruz biz. Okula gidemeyen, okul öncesi eğitimi alamamış çocuklarımız için şu anda bütün kapılarımız açılmış durumda. Dolayısıyla pazartesi gününden itibaren de yaz okullarımız başlıyor. Ayrıca bunu da buradan duyurmak istiyorum. Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje gereği herhangi bir kursu dershaneye aratmayacak şekilde yazın ilkokul 4. senesi seviyesinden itibaren ortaokullar ve liselerde olmak üzere ücretsiz DYK kursları açıyoruz. Burada katılımın da özellikle sağlanmasını istiyorum ben. Ücretsiz bir şekilde öğretmenlerimiz burada özellikle bu faaliyetleri de bu hizmeti de sunmuş olacaklar. Buradan duyurmuş olayım. Tekrar hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı tatiller diliyorum. Sayın Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Eğitim öğretim döneminin son günündeyiz. Bugün çocuklarımız karnelerini alacaklar.
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz kendileriyle ilgili şeyi açıkladı. Biz de bu yazın bütün okulları yeniden, bütün okulların boya badanalarını yapacağız ama asıl çocuklarımız ne yapacaklar onları söylemek lazım. Şimdi karneleri aldık, önümüzde bir yaz var, yaz tatili var. Peki ne yapacağız yaz tatilinde? Eğitim burnundaki çocuklar neler yapacaklar? Birkaç şey söylemek istiyorum. Bir defa bugün ve yarın velisiyle birlikte karnesini alan her bir çocuğumuz bu sistemden yararlanabilecek. Bugün ve yarın tamamen ücretsiz. Pazar günü 15 Temmuz meydanında 12'den akşama kadar o 15 Temmuz meydanını tamamen çocuklarımızın eğleneceği bir yer haline getireceğiz. Karne şenliği yapacağız. Bütün çocukları yine oraya bekliyoruz. Yaz dönemi boyunca yaz spor okullarımız faaliyette olacak. 12 branşta daha önce de yaptığımız gibi müracaatla birlikte 12 branşta çocuklarımız spor yapabilecekler. Yine yaz döneminde faaliyete girecek olan ilçe evimiz müracaat alacak. Velhasıl bilgi evlerimizde yaz atölyelerimiz var. Bilim Zeytinburnu'nda yine yaz atölyelerimiz var. Zeytinburnu'ndaki çocukların hem eğleneceği, hem öğreneceği, hem de kendilerini geliştirebilecekleri imkanlarımızı başka yerlerde duyuracağız. Burada da duyurmuş olayım. Tebrik ediyorum bütün eğitim camiasını. Bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktık. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah bahtını açık etsin. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Sayın Kaymakamım Zekeriya Gülçin'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Tabii ki bu eğitim öğretim yılı başladığında bir pandemi süreci var idi. Bu pandemi sürecinde biz Zeytinburnu olarak eğitim öğretime devam ettik. Ciddi bir sıkıntı yaşamadan bu zor günleri atlattık. Bugün de karnelerimizi alıyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki sevinci, mutluluğu görüyoruz. Tabii ki biraz önce kıymetli belediye başkanımız müjdeleri verdiler. Bize verecek bir müjde kalmadı. Size bu müjdelerle yaz tatilini en güzel şekilde değerlendireceksiniz. Tabii ki benim öğrencilerimize tek tavsiye özellikle okuma alışkanlığını kaybetmemeleri için yaz boyunca çok çok kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okumak ileriki hayatlarında başarılarını artıracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben sözlerimi fazla uzatmadan hepinize iyi tatiller diliyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.